Evet, öncelikle bir Murat Sarısaç'ı bir tanıyalım. Yani Gaziantep milletvekili adayı olmasından önce neler yapıyordu? Evet, merhaba, teşekkür ederim öncelikle bu misafirperverliğinizden dolayı. Hali hazırda Van milletvekiliyim. 2018 seçimlerinde Van HDP milletvekilliği görevine layık görüldüm, öyle söyleyeyim. Çünkü bu halkın, Türkiye'de yaşayan bütün toplumların hangi il olursa olsun öncelikle vekilliğini yapmak, iradelerini temsil etmek benim için çok büyük bir onur. 5 yılda elimden geldiğince bu halkımıza layık olmaya çalıştım. Tabii daha öncesinde milletvekiliyle başlayan bir hayatım yok. Daha öncesinde yine partimin gençlik çalışmalarında, yine üniversite gençliği çalışmalarında bulundum. DBP'de parti meclis görevinde bulundum. Kısa bir dönem Van İl Eş Başkanlığı yapmıştım. Sonrasında da yine HDP'den hem parti meclis üyeliği hem de milletvekili olduktan sonra da bir de ayrıyeten Van'da MYK görevinde bulundum. Şimdiki dönemde de eğer Antep halkı da, Gaziantep halkı da uygun görürse burada ikinci sıra milletvekili adayım. Umarım halkımızla beraber, toplumumuzla beraber bunu layıkıyla yerine getirmiş oluruz. Peki Gaziantep'le ilgili daha önceden bilgi sahibi miydiniz? Gaziantep'i ne kadar Tabii tanıyordunuz? ki şeyde, yani daha önceden Gaziantep'te bulunmuştum. Özellikle burada yine milletvekiliyken de çalışmalarda bulundum. Partimin burada yapmış olduğu programlarda gelip oralarda, sokakta, halkın içerisinde çalışmalarda bulunmuştum. Yine buradan da belirteyim. Tabii büyük bir deprem yaşandı. Tekrardan yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum burada. Yine deprem döneminde de burada gelip İslahiye ve Nur Dağı'nda çalışmalarda bulunmuştum. Zaman zaman Gaziantep dışından gelip burada milletvekili olan kişiler dışarıdan bakan bir gözle daha da başarılı olabiliyor. Umarız sizde de öyle olur. Nasıl bir şehir buldunuz geldiniz Gaziantep'teki çalışmalarınızda? Ya Türkiye'de şu an genel anlamda bir toplumu esas almayan, toplumun dinamiklerini esas almayan bir yönetim biçimi var. Zaten 100 yıldır verilen mücadele de aslında bu. Her ne kadar ilk başlarda, Cumhuriyet'in başlarında bir şekilde toplumsallık esas alınmışsa ki sonraki politikalarda aslında bugüne yansıyan o toplumun dinamiklerini, toplumun kültürünü, toplumların iç içe yaşamışlığını, önceki tarihselliğini esas almadan tekçi bir anlayışla sürekli bu iktidarlar tarafından kendi iktidarlarına feda edildiği için elbette ki Türkiye'nin genelinde böyle büyük sorunlar var. Hala da o yapısal sorunların bugün iktidarlar tarafından kullanışlı görüldüğü için, kendi iktidarları için kullanışlı görüldüğü için bu sorunların yansıması da gün geçtikçe büyüyor. Çünkü Türkiye'de hem AKP hem MHP döneminde 21 yıllık çok uzun bir süre olmasına rağmen Türkiye'deki toprakların çok zengin olmasına rağmen, hem kültürel anlamda hem de maddi anlamda çok zengin olmasına rağmen bugün Türkiye'nin hepsi yoksullukla karşı karşıya. Dolayısıyla o zaman bu sadece hükümetler meselesi değil, biz bir sistem meselesi de, yani yapısal sorunların sistemden de kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve bununla dönük, yani bir toplumu esas alan bir çalışmayla, bütün halkları esas alan bir çalışmayla bir perspektif sunuyoruz, bir paradigma sunuyoruz. Daha demokratik, daha birlikte eşit ve özgür bir yaşama esas alıyoruz. Şimdi kuşkusuz her kentin kendine has özellikleri de var. Bizler de bu çalışmaların içerisine girdiğimizde gerek Van olsun, gerek Gaziantep olsun ya da Türkiye'nin herhangi bir farklı bir ili, tek başımıza yaptığımız çalışmalar değil. Yani bir deyim vardır, söyleyene değil söyletene bakın derler. Biz de yaklaşımımız, o genel perspektifi, Türkiye'deki toplumsal gerçekliği, toplumun değerlerini esas aldığımız için birlikte kolektif bir akılla çalışmayı yürütürüz ve bu sadece partilerle ilgili bir durum da değil. Yani parti dışında toplumsal örgütlenmeler, işte STK'lar, yerel basın, kentin diğer dinamikleri, sokağın kendisi, halkın kendisi esas alınarak bu çalışmalar yapıldığı için kuşkusuz partimizin de bir hafızası var. Bu hafıza Gaziantep için de geçerli, diğer kentler için de geçerli. Sonuçta burada bir çalışma benimle başlayacak bir çalışma değil. Partimizin bir çalışması. Zaten burada bu paradigmayla, bu bakış açısıyla burada belli çalışmalar yürütülüyordu. Yine partimizin bu konuda birçok
raporu vardı. Hem deprem döneminde hem deprem öncesinde kentin dinamikleriyle ilgili, kentin yapısıyla ilgili büyük çalışmalar vardı. Ben de başta da söylediğim gibi buraya yabancı biri de değildim aslında ama yine gelirken tabii daha yakından tanıma fırsatı buldum işte. Her gün sokaktayız, her gün pazar yerlerindeyiz. Yani buradaki kentin hemen hemen her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Birincisi burası hem kültürel hem ekonomik anlamda bir büyük bir kavşakta, önemli bir kavşakta duruyor. Bir sanayi kenti, dolayısıyla işçi emekçi kenti, diğer taraftan tarım alanı anlamında çok verimli bir kent. Ama onunla paralel, ona uygun bir refah dağılımı var mı derseniz elbette ki yok, onu da gördük. Yani bu kadar avantajlı bir kent olmasına rağmen çok da büyük sorunlar yaşıyor. Yani bugün tarım alanları daraltılmış, çok çarpık bir kentleşme, işçi emekçinin tam anlamıyla hakkını alamadığı, yani sigortasız, güvencesiz çalıştırma, yine buraya başka kentlerden göç edip çalışma umuduyla, kendini geçindirme umuduyla gelmiş insanların yine bu sorunlardan kaynaklı, yoğun göçten kaynaklı, sigortasız çalıştırma, güvencesiz çalıştırmadan kaynaklı bir de bakıyoruz başka yerlere geçmek istiyorlar ve en önemlisi de bence ülkenin geleceğini yok edecek olan, ülkenin geleceğini tehlike altına alacak olan bir mesele de işte burada uyuşturucunun çok yaygın olması. Yani uyuşturucunun yıllar geçtikçe çok daha gençler arasında yaygın bir hale gelmesi, bu en büyük tehlike. Bir diğeri de yani bizler TÜİK'in verilerine göre konuşuyoruz ki bence çok daha fazlasıdır. Burada son 4 yılda 8.000'e yakın insan yurt dışına bir şekilde gitmek zorunda kalmış. Bu Antep, Gaziantep gibi kentlerde çok önemli bir sorun. Çünkü sanayinin bu kadar geliştiği bir yerde bile demek ki çok yapısal sorunlar var, ekonomik sorunlar var ki ya da burada demokrasiyle ilgili bir sorun var ki insanlar burada gelecek göremiyorlar kendileri için. Yani umutları ellerinden alınmış demektir ki büyük ihtimalle 8.000 kişi genç bir nüfus. Yani buradan göç edenler. Bu eğer gençlerin ülkede uyuşturucuyla boğuşur hale gelmesi ya da burada Türkiye'de kendilerine bir gelecek görememesi çok büyük bir sorunla da yol açacak. Bence bu konuda elbette ki çok sorunlar var ama bizler de sonuçta siyasetçiler olarak, partimiz olarak bu sorunları çözmekle yükümlüyüz ve böyle bir görev edindik. Buraya geliş amacım da bu anlamda, bu olumsuzlukları elbette ki görüyoruz, elbette ki bunu buradaki yerel dinamiklerle birlikte çözeceğiz. Ama şu konuda da umutsuz değilim. Yani bu kadar zengin bir yerde, bu kadar farklı kültürün yaşadığı bir yerde o zaman doğru bir siyaset izlendiğinde, yerel esas alındığı zaman buradaki sorunlardan kurtulmak da mümkün. Çünkü burada zaten dediğim gibi bizimle başlayan bir tarih yok. Toplumun kendisi geçmişte işte Cumhuriyet öncesi de daha öncesi de burada farklı kültürlerle, farklı etnisitelerle bir arada yaşamış ve bu kültüre sahip bir yer. Antep'te bunu ziyadesiyle yaşıyor. Şu an sadece iş bizim siyasetçiler olarak doğru programlar ortaya koyup, doğru bir şekilde halkı analiz edip ve halkın kendisiyle, yani toplum mühendisliğiyle değil, halkın kendisiyle buradaki yerel dinamiklerle beraber tekrardan o önceden halkta var olan yaşamı tekrardan siyaset yoluyla bir şekilde oluşturmak ve halkla birlikte bunu yaşamak. Peki bu söylemler, bu çalışmalarınız doğrultusunda meclisteki Gaziantep'le ilgili ilk dile getireceğiniz sorun ne olur? Ya Gaziantep'le ilgili sanırım birçok şey dile getirir de bunun arasından seçmek çok mümkün değil. Yani şu an dediğim gibi. Gündeme göre değişir. Gündeme, ya aslında şimdi bu kadar zengin bir kentten bahsediyoruz. Her anlamda zengin bir kent, kültürel bir kent, sanayi kenti. Ama sanayi kentine bir bakıyorsunuz ki işte bir tarafta gece konduların olduğu, çarpık bir kentleşmenin olduğu yer. Diğer tarafta bakıyorsunuz işte dediğim gibi uyuşturucu meselesi, gençlik arasında bu kadar yayılan uyuşturucu meselesi. Bence en önemli meselelerden bir tanesi burada trafik sorunu. Çünkü trafik de burada çok keşmekeş halinde. Bir de yakın dönemde bir deprem yaşandı. Şurada mesela Antep'te artık insanlar depremden sonra çok yüksek meblağlarda bile ev bulamıyor. Yani hem ev kiraları çok yükselmiş durumda, ona rağmen de yine ev bulamıyorlar. Ya bu sorunların hepsi çok bence öncelikli sorunlar. Yine stat sorunu var. Yine
Biz sebze haline gitmiştik. Mesela sebze halinde bile hala soğan 14 liraysa demek ki halka yansıması çok çok daha fazla. Bu sorunların hepsi de öncelikli dile getirilmesi gereken sorunlar. Ve emin olun hepsini de ilk başta ilk meclise gittiğimizde yemin töreninden sonraki bütün mesaimiz bu sorunları dile getirmekle ilgili olacak. Teşekkür ederiz. Seçimin artık son dönemine girdik, son haftaya girdik. Hatta bugün 5. gün mü? 5 gün mü? 6 gün kaldı galiba. Beş gün kaldı, 5 altıncı gün. gün. Bu arada gerilim de, gerginlik de artıyor. Gerçi Gaziantep bu konuda şanslı şehirlerden birisi diyebilirim. Yani siyasi partiler daha böyle bir barışçıl, daha bir kol kola girerek seçime gidiyorlar gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu artan gerilimle ilgili son yaşanan tartışmalar, kavgalar? Yani bu da aslında işte siyasetin geldiği nokta, yani aslında niye değişmesi gerektiğiyle ilgili bizi en çok da kanıtlayan noktalardan bir tanesi. Bu ülke sürekli kutuplaştırma siyasetiyle toplumların birbirine, halkları birbirine düşmanmış gibi göstererek işte geldiği nokta bu. Ama bunun kesinlikle biz halktan, toplumdan kaynaklanmadığını çok çok iyi biliyoruz. Yani biliyorsunuz 2013-15 döneminde bir barış süreci yaşanmıştı. O dönemde insanlar çok daha huzurlu, işte evlere, hiçbir eve cenazenin gelmediği, insanların bir hem bu Türkiye'ye hem ekonomiye çok umutla baktığı bir dönem yaşanmıştı. Bu 2 yıllık süreçte seçimler de aynı bu şekilde olmuştu. Sokağa da gittiğinizde yansıması bu şekilde olmuştu. Hatta Türkiye'de bu çözüm sürecine destek %80'lerin üstünde olmuştu. Şimdi ki eğer o dönemde bu yaşanabiliyorsa ve şimdi sokakta bunun aksi bir durumda bir siyasi parti, bir belediye başkanı, bir cumhurbaşkanı adayı bir ile gittiğinde taşlarla karşılaşıyorsa, buna müdahale edilmiyorsa bunun ilk öncelikli sorumluluğu siyaset yapan, devletin kurumlarını, devletin hükümetini elinde bulunduran insanlardır. Yani eğer Devlet Bahçeli o açıklamayı yapmamış olsaydı emin olun Erzurum'da o taşlar Sayın İmamoğlu'na atılmayacaktı. Aynı şekilde Soylu'nun yine yapmış olduğu açıklamada 14 Mayıs'ta eğer hükümet kaybederse bu bir siyasi darbedir dememiş olsaydı bu şekilde bir gerginlik yaşanmamış olacaktı. Bunları çoğaltabiliriz ama asıl mesele şu. Yani burada evet her şeye rağmen yani bu kadar kutuplaştırıcı siyasete rağmen bu kadar nefret dilinin kullanılmasına rağmen toplum bir şekilde yine o tarihselliğine, toplumsallığına uygun bir şekilde hareket ediyor bence. Çünkü biz bunu şurada gördük. Evet 80'lerden beri sürekli toplumu kutuplaştırarak, birbirine düşmanmış bir göstererek hatta miting alanlarında bile işte dönemin darbecileri çıkıp şu kadar kişi öldürdük, şu kadar kişi astık diyerek yuhlatmıştı. İşte Berkin Elvan'ın annesini yuhlatan bir anlayıştan bahsediyoruz. Ona rağmen deprem yaşandığında, büyük bir deprem yaşandığında şunu gördük ki bu kutuplaştırma siyaseti hiçbir anlamda halk içerisinde bir karşılık bulmuyor. Aksine insanlar bundan yoruldu. Çünkü burada 10 ilin hepsini neredeyse tamamen gezdik. Depremin ilk gününden beri bütün arkadaşlarımızla beraber, sadece vekiller değil, eş genel başkanlarımızdan tutun gönüllülere kadar, parti yöneticilerine kadar deprem alanlarındaydık. Orada sadece Van'dan ya da sadece Antep'e yakın yerlerden buraya gelen insanlar yoktu. İzmir, İstanbul, Trabzon yani Türkiye'nin her yerinden dayanışma ruhuyla, kendi insanıyla, kendi toplumuyla dayanışmak için her yerden elinden gelen ne varsa bir şekilde yardım ulaştırmaya çalıştı, dayanışmaya çalıştı. Bu da şunu gösteriyor yani siyaset eğer doğru temelde hareket ederse, halka esas alırsa, o birlikteliği esas alırsa toplumda da karşılığı çok farklı oluyor, çok iyi oluyor. Ama siyaset eğer nefret dilini kullanırsa, halkın değerlerini, bu toplumun o kültürel değerlerini kendi iktidarı için harcarsa ya da feda ederse işte Erzurum'daki olaylar yaşanıyor. Ama Antep'te biz şu ana kadar bu tür olaylarla karşılaşmadık. Yani birçok yere gidiyoruz kuşkusuz. Birçoğu bizim seçmenimiz de değil. Belki bize çok zıt bir tarafta da duruyorlar. Yine de o nezaketlerinden, yine de o bizi karşılama hoşgörüsünden taviz vermiyorlar. Bu anlamda bizler de
O tür provokasyonlara gelmemek için zaten elimizden geleni yapıyoruz. Halkımıza karşı bize oy versin vermesin hiç fark etmiyor. Kendimizi elbette ki anlatmak isteriz. Ama onun ötesinde bütün hassasiyetlere uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Evet, ben soracaktım siz söylemiş olduğunuz Gaziantep'te yaşadığınız herhangi bir sıkıntı diye. Çünkü fazla tepki alan bir parti mensubusunuz. Ama Gaziantep'te gayet güzel gidiyor herhalde seçim çalışmaları. Kesinlikle, yani o konuda hiçbir şeyle karşılaşmadık. Elbette ki ufak tefek belki böyle sözlü sataşmalar. Yani o da çok böyle aşırı bir şekilde olmuyor. Yani bir rekabet şeklinde oluyor. Birbirini kıracak ya da kötü hissettirecek bir durumda değil, bir rekabet şeklinde oluyor. Ama zaten bence şunu da esas almak lazım. Yani bugün Yeşil Sol Parti'ye bu kadar ilgi gösterilmesinin tek sebebi AKP-MHP'nin çok kötü bir yönetim olması değil. Ayrıyeten HDP'nin paradigması, HDP'nin işte bugün Yeşil Sol'daki o insanlarla birlikte toplumun kendi değerleriyle birlikte hareket etmesi ve bir güven vermesi meselesi de var. Biliyorsunuz Türkiye'de HDP hep tartışılan bir partiydi. Hep kriminalize edilmek istenen bir partiydi. Ama son 7-8 yıl bile baz alırsak, yani 7 Haziran sürecini bile baz alırsak, o dönemde birçok anlamda sanki sadece bir halk için mücadele ediyormuş gibi bir görüntü vermek istediler. Sadece bir kesime hitap ediyormuş gibi bir görüntü vermeye istediler. 7 Haziran sürecinden sonra zaten rüştünü ispat eden bir parti. Daha sonrasında da Türkiye'de işte darbe girişimi sonrasındaki OHAL dönemine o kadar baskıya rağmen yine ilkelerinden, yine bütün toplumu esas alan, yani Türkiye'nin tamamını esas alan çizgisinden hiçbir şekilde ödün vermedi. En son geldiğimiz noktada da yani altılı masanın kendisinden bile ayrılma olmasına rağmen biz parti olarak kişileri tartışmadık, koltukları tartışmadık, bakanlıkları tartışmadık. Demokratik ilkeleri, hukuku öne alan, bütün toplumun değerlerini esas alan bir duruşla biz demokrasiyi savunmak için her bedeli vermeye hazırız, her şekilde toplumumuzun, halkımızın yanında olmaya hazırız dedik. Ve bu duruş da bence insanlar arasında artık kabul gören bir duruş. Yani dediğim gibi bize oy vermeyenlerin saygı duyması da bundan, ya da bize gelip oy vermek isteyenlerin de yine dayanak bence bizim kendi felsefemiz, kendi pratiklerimiz. Teşekkür ediyoruz. En son olarak buradan seçmenlere seslenmek isterseniz. Yani seçmenlerimize söyleyeceğimiz şudur elbette ki biz şimdi Gaziantep milletvekili adayı olarak ben Gaziantep halkına biraz da seslenmek istiyorum. Söyleyeceğimiz şu, bizler evet bir mücadele veriyoruz ve şu bu toplumun barışa olan özlemini de çok iyi biliyoruz. Demokrasiye olan hislerini de çok iyi biliyoruz. Çünkü demokrasi, barış, hukuk devleti olmak sadece belli bir kesime yarayan bir durum değildir. Herkesin faydalanabileceği bir durum. Savaştan zaten bütün insanlarımız yoruldu. Savaşın etkisi de sadece bir toplumu, bir ili, bir ilçeyi etkilemiyor. İşte Trabzon'dan Diyarbakır'a, Edirne'den Van'a herkesi etkileyen, ki biz bunun acılarını yıllardır bir şekilde yaşıyoruz. Kimisi canıyla ödüyor, kimisi malıyla ödüyor, kimisi huzuruyla ödüyor. Bir şekilde herkes bu savaşlardan yoruldu. Şu an yapılması gereken, evet, bu ülkede hepimizin birlikte eşit bir şekilde yaşayacağı bir düzen, bir sistem oluşturmak. Bizler de bu konuda iddialıyız ve Gaziantep'teki sadece kendi kitlemize değil, diğer Gaziantep'te yaşayan bütün halklar, bütün inançlara da bir şey söylemek istiyorum. İlk görevimiz bizim Gaziantep'te milletvekili seçildiğimiz dönemde de mecliste sadece bize oy veren kesimlere değil, bütün diğer partilere oy veren, görüşü ne olursa olsun hepsinin temsilcisi olacağımızı ve esas alacağımız en önemli yerinde, yani bizim çalışma kapasitemizin %60'ını, 70'ini, 80'ini tamamen Gaziantep'teki sorunlara dönük, Gaziantep'teki halkımıza dönük çalışmalarla yapacağız. Şimdiden bütün halklarımızın, Gaziantep halkının birlikte yaşam mücadelesini, yeni yüzyılını buradan kutluyorum.